Efendim, yayına gelmeden önce bir dinleyicimiz aradı. Dedi, bir anlatıyorsunuz da dedi. Yani ihlaslı olmak nasıl olur? İhlaslı olmak nasıl olur? Nasıl olur Mustafa abi? Kendi merhem olsa başına sürer diyorsun değil mi? Yani Emir abi gibi olur. Söyleyeyim. Yok estağfurullah. Şimdi dinleyicinin de hatırına gelebilir veya diğer dinleyicinin zaten. Ya bir soru sorduk aynı şekilde kestirip attınız olur mu öyle şey falan diye. Kitaplarda ne yazıyor? Evet kitaplarda ne yazıyor? Onu nakledin. Efendim kitaplarda anlatılırken hatta yayına girmeden önce Alaaddin Attar Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Çok güzel izah etmiş mübarek. Şah Nakşibend Fatih'in Buhari Hazretleri'nin hem damadı hem de aynı şekilde halifesi. Ve Sesili Aliye denen büyüklerden Şah Nakşibend Hazretleri'nden sonraki sırada ana tarafı Alaaddin Attar Hazretleri. Yakub-ı Şerhi Hazretleri de Şah Nakşibend Hazretleri'nin talebesi olmasına rağmen hocası Şah Nakşibend Alaaddin'e tabi ol buyuruyorlar. Ya, ne talebeymiş hakikaten tabii ana tarafı olarak seçilmiş ezelde. İkiletmiyor. Başüstüne diyor Alaaddin Attar Hazretleri'nin hizmetine giriyor. Hiç ilgilenmiyor. Ve ondan sonra da ana tarafı oluyor. Yani diyeceksiniz ne var bunda? Ne var bunda olur mu? Kolay bir şekilde. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni görüp onun sohbetinde bulunup da sonra rahmetullahi teala Ali Hazretleri'ne böyle hiç boyun indirmeyen ona kafattan çok kimseyi duyduk, işittik. Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi teala aleyh görüp de ben onu gördüm deyip Emir abiyi bile aynı şekilde tınmayanları gördük değil mi? Emir abiyi görüp de aynı şekilde başkalarına aynı şekilde selam vermeyenleri gördük. Tabi olamayanları gördük. Evet tabi olamayanları gördük. Ona tabi olmak kolay bir şey değil. Niye? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri peygamberlerden sonra insanların en yüksek tabiyeti çok yüksekti ondan. Yani peygamber efendimizi gördükten sonra aleyhissalatü vesselam hani Enver abiler Mevlana Celaleddin Muğla Hazretleri hocası Şems-i Tebrizi Hazretleri'ni görünce aklımı attım hocama kavuştum buyuruyor ya. Onu sık sık anlatırlardı Enver abiler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri peygamber efendimizi görünce bakıyor. Sadece yani kendisinin peygamber olduğunu ve iman etmesini telkin ettiği zaman tebliğ ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri diyor ki efendim diyor sizin yalan söylemediğinizi ben biliyorum. Böyle söylüyorsunuz da inanıyorum. Reddetmiyorum. Fakat diyor kalbim mutmain olması için diyor bir şey söyleyin, bir şey gösterin. Ha diyeceksiniz efendim bunu niye talep etti? Ya yaratılanların ikinci sırasında peygamberimize atası olan İbrahim Aleyhisselam bile Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ya Rabbi diyor ölüleri nasıl diriltiyorsun? İnanmıyor musun? Diyor inanıyorum diyor. Ama diyor kalbim mutmain olması için istiyorum. Bir göreyim. Bir göreyim. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri de kalbim mutmain olması için bir şey. O zaman Peygamber Efendimiz diyor ki bir rüya görmüştün. Bu rüyayı diyor Şam'da bir rahibe anlattım. Rahip de ve ona da şu kadar diyor para verdim. Ve rahip de sana böyle tabir etmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulatü. Ben bunu hanımı bile anlatmadım diyor. Kimse bilmiyor. Siz nereden biliyorsun? Rabbim bilir. Tamam dedi. Tamam. Ve ondan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri aklını koyuyor kenara. Diyor ki bu Allahu Teala'nın peygamberi. Bu kendiliğinden söylemez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu. İlla vahyun yuha diye geçiyor. O vahiyle bildirilir. Kalbine ilham edilir. Bu diyor bir şeye siyah diyorsa ben onu beyaz görsem bile o aslında siyahtır. Benim gözüm bozuk diyor. Dolayısıyla diyor bana akıl lazım değil. Bu zat ne diyorsa o. Tabiyette çok yüksekti. İşte Mevlana Hazretleri de şimdi tabi Hazretleri diyor ki çok güzel insan, çok güzel mübarek falan ama ben rektörüm diyor o zaman. Rektör tabi bu tabirle. Rektörüm yani herkes itibar ediyor. İlim bende. İlim bende. Ondan sonra bakıyor ki şimdi tabi Hazretleri onu da terbiye etmekle vazifeli olduğu için açık keramet gösteriyor. Ondan sonra o zaman diyor ha diyor tamam. Aklıma attım hocama kavuştum. Aklıma attım hocama kavuştum. Dolayısıyla tabiyet farklı bir şey. Hani Yakub-ı Şerhi Hazretleri'nden bahsettik oradan geldi de Alaaddin Attar Hazretleri'ne hocası Şah Nakşibend Hazretleri. Alaaddin'e tabi ol buyuruyor. Başüstüne diyor. Ana tarafı oldu. Ana tarafı oldu. İşte Alaaddin Attar Hazretleri biraz önce sözünü naklettiğimiz o zat buyuruyor ki bedeni bağlardan kurtulman lazım. Hatta çok açık net bir şekilde. Mesela bedeninin isteklerinden bunu yapmayacağım. Hakikaten sonra dönüp bakmıyorsun. Tamam diyor.
Hakk'a kavuşmaya diyor, bu isteğin, bedenin bu isteği sana mani değil. Ama ben bunu bırakamam dediğin an onunla mücadele et diyor. Nefis oradan seni vurdu. Ona yüklen, onu kaldır ortadan diyor. Çünkü o mani olur sana diyor. O mani olur. Bak nefsin istekleri demiyor Mustafa Bey. Bedenin istekleri ya, bedenin. E şimdi ben o zatın o sözünü şey yapayım. Ana, ne yaptık ha? Ama yuttuk. Efendim ben günde çay içmezsem katiyen olmazsa olmaz. Kırmızı çizgi. On bardak içmezsem. On bardak içmezsem. Şimdi bir böyle bizim söylediklerim var. Bir de büyüklerden bir zat ekmeği fırından alıyor. Güneşe koyuyor. Takır takır kurutuyor. Sonra onu ovaladığıyla suya koyup içiveriyor. Diyorlar ki niye böyle yapıyorsun? O diyor ekmeği diyor bölüp geverecek, çivini çiğneyecek diyor, zamanım yok benim. Böyle yarım saat onu olmayacak. Benim o kadar zamanım yok diyor. Ben Rabbimle meşgul olmam lazım. Benim Rabbimle meşgul olmam. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala insanları her şeyi senin için yarattım, sizin için yarattım. Ama diyor sizi de ben kendim için yarattım. Sizin için yarattıklarım sizi beni anmakta mani alıkoymasın. Alıkoymasın. Bu benim. Bu villayı elde edeceğim. Bu makama geleceğim. Ben genel müdür olacağım. Bakan olacağım. Devlet başkanı olacağım. Oldu. Eğer Allah-u Teala unutturacaksa felakete doğru gidiyorsun. Olmuş çünkü Firavun da devlet başkanıydı. Nemrut da devlet başkanıydı. Neron da devlet başkanıydı. Ama Roma'yı yaktı Neron. Stalin de öyleydi. Yaktı, yıktı, milyonlarca kimseyi öldürdü. Ama öbür tarafta Hazreti Ömer de devlet başkanıydı. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de devlet başkanıydı. Osmanlılar da devlet başkanıydı. Ama o devlet başkanlıkları Allah-u Teala'nın emrine, rızasına uygun olarak kullandılar. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarda anlatılırken ihlaslı olabilmek için hem bedeni bağları hem de nefsin istek ve arzularını terk etmek gerekir buyuruyor. Nefsin istek ve arzularını terk etmek gerekir. Ve yaptığın ibadetleri de birisi aferin desin, birisi aynı şekilde şunu desin, bunu desin diye değil. Allah Teala bunu böyle emretmiştir. Ben bunu bunca insanlar kınamış, kınamamış, takdir etmiş, etmemiş. Orada en güzel, yani tabii hepsi güzel söylüyor da Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Hani demişler efendim insanlar sizi övüyor falan. Bu insanlar bugün över, yarın sövermemişler. Allah Teala rızası önemli buyuruyorlar. Rızası önemli. Ben iyi hatırlıyorum ya. Her zaman zaman bahsediyorsa Timur Toş Hoca vardı, Allah rahmet eylesin. Onun bir ekibi vardı falan. O zamanlar teyipler vardı. Mesela Şehzadebaş Camii'nin önüne kollardı falan. Sonra bir 80 ihtilali oldu. Timur Toş Hoca'yı içeri aldılar. Ondan sonra polis kontrolündeydi. Sonra dışarı çıktıktan sonra. O zaman ben Türkiye Gazetesi'ndeydim. Türkiye Gazetesi'ndeki bir muhabir ziyaretine gidiyor falan. Diyor ki hocam diyor, durum nasıl? Vallahi diyor daha önce diyor peşimden koşanlar ne hiçbirisi diyor. Ne aradı ne sordu. Halin nicedir diyen bile yok. Peki ondan ne dedi? Ya hoca iyi güzeldi ama fazla ileri gitti. Deyiverir bitti yani o kadar. Bugün överler yarın söverler. Bugün överler yarın söverler. Dolayısıyla yaptıklarınızı insanlar memnun olsun, insanlar razı olsun diye değil. İhlas budur uyuyorlar. Namazı Allah rızası için, orucu Allah rızası için, komşuyla iyi geçinmeyi dinimiz böyle emrettiği için. O takdir eder etmez, söver, sayar, beni ilgilendirmez. Allah rızası için bunların hepsini. En çarpıcı misaller kitaplarda verilmiş. Hemen Hazreti Ali Radiyallahu Anh Hazretleri'nin bir harpteki o hadisesi altımıza geldi. Tam öldürecek kafiri harpte. O adam nasıl diyor ölüyorum diyor. Ağzını doldurarak Hazreti Ali Radiyallahu Anh Hazretleri'nin mübarek yüzüne tükürüyor. O da bırakıyor. O adam diyor ki Allah Allah. Benim elime fırsat gelse çoktan seni öldürmüştüm diyor. Niye bıraktın? Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri buyuruyor ki biz Allah için dövüşüyoruz. Biz size tebliğ ettik. Siz hayır dediniz. Allah-u Teala'nın emrine ve onun varlığını reddederek inkar ettiniz. Onun için dövüşüyorduk. Allah rızası için. Ama diyor sen tükürünce diyor nefsim devreye girdi. Sana kızıp seni kendi nefsime kızarak öldürürsem. Bana tükürdüğün için. Tükürdüğün için öldürürsem ben katil olurum diyor. Rabbim bana gadab eder o zaman. Allah Allah diyor. Evet Allah Allah. Hani bir de şeyde dikkatimi çekmişti o benim de. İşte Osmanlı Devleti'nin esas kurucusu şeylerin köklerini sanan Ertuğrul Gazi. Yani bir tane tekfir yapmadığını bırakmıyor buna. Yapmadığını. En sonunda işte tekfirluktan falan da aynı şekilde bunu şey yapıyor gidiyor falan. Bunu öldürmeye kalkıyorlar. Ve Ertuğrul Gazi bunu kurtarıyor. Adam diyor ki ben diyor yapmadığımı bırakmadım sana diyor ya. Senin askerlerine, alplerine de yapmadığımı bırakmadım. Beni niye kurtardın?
Biz de zalime karşıyız. Mazlumun yanındayız. Şu anda sen mazlum konumdasın. Mazlum konumdasın. Eğer nefsime göre hareket etsem seni diyor lime lime doğrarım. Ha, ben genişleteyim yani. Kuşbaşı yaparım. Tamam mı? Diyor. Biz de Allah rızası için diyor. Biz Rabbim öyle emretmiştir. Zalime aynı şekilde biz yani kalkan oluruz. Ona aynı şekilde çelik mazlumu gibi şey yaparız. Mazlumu da biz koruruz. Şu anda sen Hristiyan da olsan mazlum konumundasın. Mazlumlara biz destek veririz. Ondan umutlu bir iş. Rabbimiz böyle emrediyor. O zaman adam bir şey söylüyor. Ya diyor böyle bu adamın diyor karşısında değil yanında olmak lazım diyor. Bana diyor dinini öğret. Yani diyor dininden mi kaynaklanıyor? Evet dininden kaynaklanıyor. Evet. Tavuk dinimden kaynaklanıyor. Bir de şey dikkatimi çekmişti benim. O lise yıllarındaydı o zaman. Böyle Akıncı romanları okuyordum falan. Merakımı sarmıştı falan. Makosa, Lala Paşa var o zaman. Şeyde meleklerden alıyor falan. Vire ile anlaşıyorlar. O vire şu demek. Ya, hafif silahlar, paralarını alacaklar. Çıkıp gidecekler, kaleyi teslim edecekler. Ama içeride 50 tane de Müslüman Türk esiri var. Paşa diyor ki bunları da teslim edeceksin. Tamam diyor. Neyse bunlar çıkmaya başlıyorlar. Bakıyorlar ki esirler yok. Esirler nerede? Esirler nerede? Meğer hepsini katletmişler. Böyle alçak bunlar yani. Böyle alçak. Bunun üzerine tabii Levent'ler ve Yeniçeri palayı çekmiş. Palayı çekince o başları diyor ki bize söz verdiniz. Alçaklara bakın. Kendileri söz veriyor uygulamıyor. Fakat onu da söylüyorlar kendileri. Osmanlı'nın diyor söz verip de diyor o sözü yerine getirme gibi garip bir düşünceleri var, halleri var diye de böyle de kendileri de kabullenemiyor. Söz vereceksin, sözünü yerine getireceksin. Mesela orada ben olsam diyorum yani Olar Paşa'nın o durumu şey yapınca ne yapardım? Hepsini kılıçtan geçirirdim. Ama yaptığım yanlış olurdu. Yaptığım yanlış olurdu. O başlarında komutan diyor ki bize söz verdiniz. Paşa diyor ki biz sözümüzden dönmeyiz. Kim katletti bunlar, kim şehit etti? Onları buluyorlar, kısasa kısa soyguralar, gerisini serbest bırakıyorlar. Ben hiçbirisini serbest bırakmazdım. Hatta Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi aleyh bir gün böyle o Endülüs tarihini okuyor, bir bakıyor ki Hristiyanlar orada ateşte yakarak, ondan sonra zindanlarda çürüterek, çeşitli engizyon işkenceleriyle katlederek şehit ettiği Müslümanlar okuyunca mübarek celalli bir sultan fırlıyor. Diyor ki ben diyor Balkanlarda aynısını yapayım Hristiyan ve işte ateist neyse bunları teklif edeyim. Müslüman olan olsun olmayan hepsini diyor katledeyim gitsin. Şeyhülislam geliyor sonra. Bu fermanı yanlış diyor. Bunu geri al. Ama diyor onlar yapar onun cezasını vurur. Allah da öyle emretmiyor. Sen burayı fethettin, buraya Müslüman konularını yerleştirdin, medreselerde koydun. Kabul ederseler etmezse etmez cezayı verecek. Cenab-ı Hak sen değilsin diyor. Sen değilsin. Sen katledemezsin diyor. Ancak savaşta savaştığı müddetçe aynı şekilde çarpışırsın. Onun dışında onlara eman verdin. Onlar namusunu da canını da korumakla mükellefsin. Hristiyan da olsa, Mecusi de olsa, putperest de olsa. İslamiyet böyle emrediyor. İslamiyet böyle emrediyor. Ha şimdi işte efendim Müslüman kılığı altında bir sürü terör örgütleri çıkardılar ya. Müslümanlar kesiyor mu? Bu DEAŞ dedikleri de çıkardı. Ona benzer aynı şekilde Vehhabiler aynı şekilde. Zaten Vehhabi kökenli onlar ya. Şii kökenli. Yani böyle bu şekilde böyle insanlar katlediyor, kesiyor falan. Müslümanlar böyle. Müslüman öyle olmaz. Müslümanlar ya öyle olsaydı 400 sene Avrupa'nın üzerinde aynı şekilde Osmanlı'nın kılıcı vardı. Hepsini keserdi. Kesmedi. Bugün hayatta devam ediyorlar. Hani yaptığın işte cihat ederken, savaşırken bile Allah-u Teala'nın rızasını gözetmek gerekir. İhlaslı olabilmek için. Peki bunu elde etmek öyle kolay mıdır? Sadece Ebedi kitabı ve bilhassa Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile buyuruyor ki mektubatı okuyan ihlas artar. Yalnız İmam-ı Rabbani Hazretleri bir kimse, bir Müslüman niyet eder namazı Allah rızası için diye. Fakat bu niyeti nefsi iman etmediği için bir müddet sonra hemen kaybolur. Namazın içinde bile kaybolabilir. Hatta hatırıma şey geldi. Şimdi adamcağızın bir tanesi yolculuk yapıyor. Atı yeşeği falan da yok, yaya. Nihayet aynı şekilde bir kasabaya gelmiş akşam namazı vakti. Parası da yok. Şeyde, kalacak yerde yok. Yiyecek de yok. Aç da. Camiye gidiyor. Diyor ki birisi diyor bu gariptir diye bir ikramda bulunur diyor. Kimse ikramda bulunmamış. Yassıyı beklemiş. Yassıyı da aynı şekilde çarpıyor. Belki yassı da gene yok. Ondan sonra yassı işi yapınca kıldıktan sonra yorgun da olduğu için demiş o zaman camiler açık tutuluyor.
bir kenara yatayım demiş. Yatayım derken birden giriş kapısına bir tıkırtı duymuş. Tıkırtıyı duyunca ha demiş birisi geldi ben demiş kalkayım beni namaz kılarken görünce bir ihsanda bulunur. Bir yemek ikram eder. Başlamış namaz kılmaya. Kıl 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 şafak atmış. Dönüp bakmış meğer kapı açık olduğu için koyun girmiş. Koyun orada tıkır 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 son cemaat mahallinde dolaştırıp duruyor. Onu da görünce bir utanmış bir utanmış ki tüh demiş ya sabaha kadar bir koyun için ben ibadet etmişim. Bir koyun için. Ondan sonra tövbe-i istiğfar ediyor ve Allah rızası için yapmaya başlıyor. Cenab-ı Hak da lütfediyor. Evliya kullarından oluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki nefsi iman etmeden önce edle edilene muhlis denir. Yani geçicidir bunların ihlası ama zorlayacağız. Peki muhlas nefs iman etmiştir. Artık o otomatik olarak söylediği, yaptığı, oturduğu, kalktığı her şeyi Allah rızası için yapar. Peki bu nasıl ele geçer? Bu ihsan-ı ilahidir buyuruyor. Pazarlıkta olmaz. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.